Şimdi Ankara'ya dönelim. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Sibel Erdem bizi bekliyor. Sibel'e başkentteki gelişmeleri, siyasi gelişmeleri soralım. Sibel, günaydın, hoş geldin. Günaydın Esra, günaydın Kadir, hoş günaydın, bulduk. Günaydın Sibel'cim. Ankara gündeminin en önemli başlığı, en önemli maddesi kuşkusuz EYT. Milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar bu teklifin meclisten geçmesini bekliyorlardı. Nihayet geçti, genel kurulda kabul edildi. Şimdi sırada resmi gazetede yayınlanması var, ardından da yürürlüğe girmiş olacak ve başvurular başlayacak. Ne zaman yayınlanması bekleniyor, sen ne dersin, o süreç nasıl devam edecek? Esra, evet, milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme yasalaştı. Artık bundan sonraki aşamalar merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Düzenleme meclisten geçti ve yasalaştı. Artık gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde. Şöyle bir prosedür oluyor. Tabii mecliste kabul ediliyor ve kabul edildikten sonra da bir yazıyla, meclis başkanlığı bir yazıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuyor ve artık o aşama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıktan sonra da bu düzenleme resmi gazetede yayımlanacak ve resmi gazetede yayımlanmasıyla da resmen yürürlüğe girmiş olacak. İşte başvurularda bundan sonra başlayacak. Yani resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvuru aşamasına geçilmiş olacak ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ve yaş dışındaki diğer koşulları yerine getirenler de bu düzenlemeden yararlanmak için SGK'ya başvurabilecekler. O şartları ve koşulları da kısaca anımsatmak gerekirse, SSK'lılar sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ila 5975 gün arasındaki prim gününü doldurmaları gerekiyor. Tabii kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise sigorta ortalılık süresi 25 yıl olacak ve bunu tamamlayanlar bu düzenlemeden yararlanabilecekler. Emekli sandığı ve bağ kurulardaysa kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gününü tamamlama koşulu aranacak. Dediğimiz gibi bu EYT düzenlemesinden yararlanmak için başvurular E-Devlet üzerinden veya SGK merkezlerinden yapılabilecekler. Mart ayında dilekçe verenlerin emekli aylığını ise 1 Nisan tarihinden itibaren alabilecekler. 1 Nisan tarihinden itibaren başlatılacak bu uygulamada ve ilk emekli aylığı ödemesi bir sonraki aya kalsa bile 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu olarak yapılacak. Ayrıca bayram ikramiyesinden de yine bu EYT'liler yararlanabilecekler. 100 TL tutarındaki bayram ikramiyesi de ilk aylıkla birlikte toplu olarak ödenecek Esra. EYT'lilerin aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi halinde ise SGK destek priminde 5 puanlık bir indirim uygulaması yapılacak iş yerlerine. Bu indirim tutarı da işçinin brüt ücretine göre 500 ila 3753 TL arasında değişecek. Prim indiriminin uygulanabilmesi için işçinin emekli olup ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde tekrar aynı iş yerinde işe başlaması gerekiyor. EYT'li işçinin başka bir iş yerinde işe başlaması durumundaysa bu prim indirimi uygulanmayacak. Ayrıca son not olarak şunu da ekleyeyim. Kıdem tazminatı EYT'lilere peşin olarak ödenecek. Ancak EYT'li işçi kabul ederse taksitle ödemede yapılabilecek Esra. Sibel, EYT'liler için hayırlı olsun diyelim. Yıllardır bekliyorlardı, nihayet yasalaştı. İşte bir imza ve resmi gazete aşaması kaldı. Evet, hayırlı olsun tüm EYT'lilere. Evet, bir imza ve resmi aşaması kaldı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra da başvurularını yapacaklar. EYT dışında merak edilen bir konu, özellikle depremden sonra seçim tarihi ne olacak? 14 Mayıs konuşuluyordu, olacak mı yoksa 18'ine mi kalacak, daha mı ertelenecek derken gözler dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki grup toplantısındaki konuşmasındaydı.
ve Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı telaffuz etti. Herhalde artık 14 Mayıs kesin diyebilir miyiz? Öyle görünüyor Kadir. 14 Mayıs artık kesin, kesinleşmesi için tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı, buna ilişkin kararı duyurması ve bu kararın da yine resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Ama artık kesin gibi diyebiliriz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında hem bu deprem felaketine yönelik değerlendirmelerde bulundu, hem de seçim tarihine işaret etti. Senin de ifade ettiğin gibi aslında deprem sonrasında seçim tarihinin değişebileceği, ertelenebileceği yönünde bazı iddialar dile getirilmişti. Ama dün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla o iddialar da artık gündemden kalkmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu millet inşallah vakti geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir dedi muhalefeti eleştirirken. Hem muhalefeti bu şekilde eleştirdi, hem de seçim tarihine işaret etmiş oldu ve Ankara'da da seçim hazırlıkları hızlandı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı dediğim gibi bu kararı aldıktan sonra buna ilişkin karar resmi gazetede yayımlanacak ve süreçte resmen başlayacak. 10 Mart'ta da bu seçim kararının artık resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında deprem felaketine yönelik mesajları da vardı. Özellikle muhalefetten gelen eleştiriler vardı. Erdoğan bu eleştirilere de yanıt verdi. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Söylenen her şeyi not ediyoruz. Vakti geldiğinde hepsinin cevabını vereceğiz. Şimdi tek gündemimiz depremdir ifadesini kullandı ve birbirlerine laf yetiştirmekten milletin derdiyle ilgilenemeyenler kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz değerlendirmesini de yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Depremzedelerden bir kez daha helallik istedi. Adıyaman'daki sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir helallik tartışması başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmaya ilişkin de mesajlarını verdi. Eksiklikleri söylemek, helallik istemek zafiyetimiz değil, milletimizle aramızdaki samimiyetin ifadesi. Biz de murakabesini yapıyoruz. Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcu ifadesini kullandı. Kızılay'a yönelik eleştirilere de değindi. Aslında üstü kapalı olarak değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kızılay demedi ama şu ifadeleri kullandı. AFAD'ın ve diğer STK'ların pek çok afette insani krizde gösterdiği çalışmaları yakından takip ettik. Sivil yardım kuruluşlarına, bunlara yapılan hakaretleri de asla unutmadığımızı, kayıtlarımızı aldığımızı ifade etmek istiyorum değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı ayrıca afet yeniden imar fonu oluşturulacağını söyledi. Şehirlerin depreme ve afetlere karşı dirençli hale getirileceğini de ifade etti ve ulusal risk kalkanı modeli adıyla yeni bir projenin başlatılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı ve bu kapsamda da ilk toplantının Cuma günü gerçekleştirileceğini belirtti. Sibel, altılı masayı konuşalım son olarak da, zira bugün siyasetin en önemli başlıklarından biri olacak altılı masa. 12. kez toplanıyor, liderler bir araya gelecek ve bugün artık anlıyoruz ki aday konuşulacak, belki de belirlenecek. Acaba bugün açıklanır mı adayı, Millet İttifakı'nın adayı diye bir beklenti vardı. Fakat dün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu Kemal Kılıçdaroğlu ve dedi ki açıklanması için ileri bir tarih belirleriz dedi. Yani bugün bir isim belirlense dahi açıklanmayacağını anlıyoruz bu açıklamadan. Şimdi öncelikle sana kulisler ne diyor, o isim ne olacak acaba? Sen ne dersin bu konuda? Bunu sormak istiyorum. Bir de bugünkü toplantının hemen öncesinde dün Meral Akşener'in dikkat çekici açıklamaları vardı. Bu açıklamalar altılı masada nasıl yankılandı? Zira Akşener şöyle dedi. Küçük hesapları bırakıp tehlikeyi görmek gerekir. Komutan olmak için apoletten vazgeçmek gerekir dedi. Bu açıklamalar nasıl yankılandı?
Evet Esra, bugün Ankara'da kritik gün ve aslında altılı masada kader günü de diyebiliriz. Evet, liderler bir kez daha bir araya gelecekler ve aday ismini belirlemek ve konuşmak üzere masaya oturacaklar. Kader günü diyoruz çünkü altılı masadaki partiler bu zamana kadar hep ortak adayla hareket etme, ortak aday çıkarma iradesini ve bu amacı dile getirmişlerdi. İşte bu bakımdan kader günü bir ortak aday çıkarılacak mı ve bu aday ismi üzerinde uzlaşılacak mı, yoksa her parti kendi yoluna mı devam edilecek, bu açıdan önemli ve bu açıdan da kader günü olarak değerlendirmek ve nitelendirmek yanlış olmayacak. Senin de ifade ettiğin gibi aslında Ankara'da bu hafta boyunca bu toplantıya gidilmeden önce kritik başka görüşmeler de oldu. Her parti kendi içerisinde toplantı da yaptı, değerlendirme yaptı ve liderlere de bu aday ismini belirlemek ve aday ismini konuşmak üzere de yetki verildi. Liderler bu toplantıya partilerinden aldığı yetkiyle gidiliyor. Dün bu toplantıya girmeden önce nasıl bir hava vardı? Aslında konuştuğumda tüm partinin kurmayları tarafından dile getirilen şu: ortak adayla gitme ve ortak aday çıkarma iradesini koruduklarını ifade etti tüm partilerin kurmayları. Peki bu ortak aday kim olacak? Bu merak ediliyor tabii ki, ama bu toplantıya giderken bir yandan şunu da görüyoruz. Aslında partilerin tavırlarında, pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını da görüyoruz. İstersen CHP ile başlayalım. Hem CHP'de hem de altılı masanın genelinde aslında Kılıçdaroğlu ismi ön planda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda altılı masa açısından ve CHP ve altılı masadaki 5 parti açısından baktığımızda aslında favori görünüyor ve CHP'de de Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi yönünde bir beklenti var. Ama tabii ki diğer isimler de konuşulacak. Diğer isimlerden kastım da aslında başından beri herkesin bildiği ve konuştuğu iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Onların isminin de gündeme gelmesi bekleniyor ama CHP'deki genel hava, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iki ismi masaya getirmeyeceği yönünde. CHP kulislerinde bu konuşuluyor. Tabii buradaki kilit parti, masadaki kilit parti İyi Parti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün verdiği mesajlar önemliydi. Sen de ifade ettin. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimimiz dün de belliydi, İtirazımız dün de aynıydı, bugün de aynı dedi. Ve bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerek, küçük hesapları bırakıp gerçek tehlikeyi görmek gerekir dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sözleri hem kendi partisine ama ağırlıklı olarak da altılı masanın bileşenlerine ve CHP'ye yönelik bir mesaj olarak değerlendirdi. Yani dün Meral Akşener'in bu sözlerinden hareketle aslında İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik rezervini koruduğu, sürdürdüğü yorumları yapılıyor. O açıdan da dedim zaten aslında partiler pozisyonlarını koruyor, tavırlarında bir değişiklik yok. Bu nedenle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün masadaki tavrı merak ediliyor. Yani bu rezervi sürdürecek mi? Bunun yanı sıra masaya başka bir isim getirecek mi? Bu isimleri açıkça telaffuz edecek mi? Özellikle de Mansur Yavaş veya İmamoğlu'nun adaylığına İyi Parti'nin sıcak baktığı ifade ediliyordu. İşte bu iki ismi telaffuz edecek mi? Bu merak ediliyor. Diğer 4 partinin aslında tutumuna ve tavrına bakacak olursak, dün o partilerin kurmaylarıyla da konuştuğumda onlardaki
havada şöyleydi. Ortak adayla gidilmeli kesinlikle. Deprem sonrasında şartlar da değişti. Artık yeni bir Türkiye var ve bir uzlaşma sağlanmalı deniliyor. Ve bu saatten sonra altılı masada bir uzlaşma sağlanamamasının seçmene anlatılamayacağını ve bunun bedelinin tüm partiler, bunun faturasının altılı masadaki tüm partiler tarafından ödeneceğini ve seçmenin bu faturayı partilere keseceğini dile getiriyorlar. Diğer partilerde aslında Kılıçdaroğlu'na yönelik kategorik bir itirazın olmadığını da biliyoruz. Aslında Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanları da daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini belirtmişlerdi. Böyle bir havada ve böyle bir atmosferde bu toplantı gerçekleşecek. Bakalım bir orta noktada, bir orta yolda uzlaşılacak mı? Ortak adayla gidilecek mi? Aday ismi belirlenecek mi? Tabii ki bugün bu toplantıda göreceğiz. Sen de ifade ettin aslında, resmi açıklamalarda denildi ki evet, bugün liderler aday ismini konuşacak. Aday ismi belirlense bile bu isim açıklanmayacak. Bu ismin açıklanması daha sonraya kalacak denildi. Bu açıdan bugünkü toplantı oldukça kritik ve önemli ve böyle bir havada gidiyoruz Esra, özetle. Çok teşekkürler Sibel. Sibel, iyi çalışmalar. Kolaylıklar, görüşmek üzere. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi yayınlar.